Sedat Peker meselesini e, son tweetleri var böyle 23-24'lük bir seri yayınladı. FETÖ'nün yeni komplo girişimlerine ve bir FETÖ'cü yorumcunun dün yayınladığı son videoya ilişkin bir dizi değerlendirme yapıyor bu e, tweetlerinde. Devlette de yeni bir oluşumdan söz ediyor. 15 Temmuz darbesine ilişkin yeni bir yorum yapılmaya çalışılıyor. E, daha büyük bir olası provokasyon dalgasından da söz ediliyor. E, yeni bir yapılanmanın kritik hamlesine dikkat çekiyor Sedat Peker. Bunların tabii hepsi iddia, tümü iddia. Peki siz bu olayı nasıl ele almak istersiniz? Sedat Peker neden bütün bunları yazdı sizce? Şimdi dün ya da önceki gün Fethullah Gülen cemaatine yakın olan veya FETÖ'cü olarak bilinen bir eski gazeteci var. Gazeteci var. Geyferi Güven isimli bir gazeteci. O haftada bir gün ya da çok emin değilim ama galiba haftada bir gün bir video çekiyor ve güncel olayları yorumluyor, gelişmeleri yorumluyor. Geyferi Güven. Cevheri galiba ya. Efendim? Cevheri Güven galiba. Ya da Ceyferi Güven. Evet, Ceyferi Güven. Evet. Ceyferi Güven. Ee, ben kendisini tanımıyordum. Son videosunu izledim çünkü benden de söz ediyor. Ee, videosunun 35. dakikasından sonrasını bana ayırmış. Yani yaklaşık yarısını e, benim değerlendirmelerime ayırmış. Ee, Sedat Peker'in cevap verdiği video da o video zaten. Hı -hı. Aynı videodan Hı -hı. söz ediyor. Şimdi durum şu, e, bana ayırdığı yer şu. Ben 15 Şubat'ta 15 Temmuz darbesini değerlendirirken, e, darbenin belli bir aşamasında, e, yani Fethullahçı çetenin e, provoka edilerek, Fetullahçı askerlerin provoka edilerek erken harekete geçmeye zorlandığını ve bunda başarılı olduklarını, hı hı. yani o nedenle kadar darbe girişimi yaptıklarını söylemiştim. Ama e, belli bir aşamadan itibaren hem Fetullahçı çeteden hem Erdoğan'dan kurtulmak planı yapıldığına işaret etmiştim. Evet. Şimdi CHP'li güven diyor ki, ya bu değerlendirmeyi Merdan Yanardağ'dan başka kimse yapmadı. Ama en önemli değerlendirme bu diyor, şeye ilişkin. 15 Temmuz'a ilişkin. Bir üçüncü Çünkü, yapılanma var yani. Üçüncü yapılanma mı var? Üçüncü yapılanma var mı yok mu çok belli değil. Ama darbe 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hem cemaatten hem Erdoğan'dan kurtulmak isteyen bir anlayışın da olduğunu söylüyor. Aynen. Ve buna bir örnek veriyor. Diyor ki işte Marmaris'te Erdoğan'ın kaldığı otele gidip Erdoğan'ı alıp gelecek ekip, askeri ekip son derece profesyonel, çok iyi eğitilmiş, ve kolay kolay e, başarısız olamayacak, gittiği operasyondan başarısız bir şekilde dönemeyecek bir ekipti diyor. Ama o ekip oraya geç gönderildi veya o ekip bekletildi yerine başka bir ekip gitti ve oradaki kalan koruma polislerini öldürdüler. Biliyorsunuz koruma polislerinden biri de e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun akrabalarından biriydi, uzak, hı hı. uzak akrabalarından biriydi. Şimdi o ekibin Marmaris'te yani Muğla'da en son teslim olan ekip olduğunu, 15 gün arazide yaşadığını ve daha sonra jandarmaya haber vererek teslim olduklarını biliyoruz. Hakikaten 15 gün boyunca kimse onlara ulaşamadı. Arazide yaşadılar. Hiçbir destek almadılar. Ancak 15 gün sonra teslim oldular. Şimdi oradaki generali hatırlayın değerli seyirciler. Beni bir güç 2 saat boyunca Çiğli Havalanı'nda bekletti. Ben zamanında gitseydim Erdoğan'ı alırdım diyor general. Ve bir şey daha söylüyor. Ben darbeciyim ama cemaatçi değilim. Bana kimse cemaatçi demesin. Darbeciyim ama cemaatçi değilim diyen bir e, Tuğgeneral e, bu operasyonun da başında. Şimdi bu CFR'i, e, bir daha açalım tweetini, e, evet. Bu CFR'i güven buna işaret ederek diyor ki bu devreye giren, e, devreye giren e, üçüncü güç önemliydi. Ve bu arada başka bir şey söylüyor. Ee, Hulusi Akar ve e, Hakan Fidan ki ben Hulusi Akar ve Hakan Fidan arasındaki ilişkinin e, böyle bir hesabın yapılmasını en uygun zemin, en uygun ilişki olduğunu belirtmiştim. Yani hem cemaatten hı hı. hem Erdoğan'dan kurtulmak e, hesabının hı hı. Ee, Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın da bulunduğu bir ortamda ya da zeminde bu ilişkiler ağa içinde onlardır demiyorum. Bu ilişkiler ağa içinde düşünülmüş olabileceğini belirtmiştim. Şimdi Hakan Fidan o akşam e, bir akşam yemeği veriyor MİT'te. E, saat 16'da geliyor genel kurmayda Hulusi Akar'la görüşüyor fakat hiçbir tedbir alınmıyor. Birliklere bir emir verilmiyor. Kimse kışladan çıkmayacak emri verilmiyor. Yazılı bir emir verilse ki otomatik olarak aynı anda 10 dakika içinde bütün birliklere, bütün komutanlıklara o emir düşer ve kimse kışlasından çıkamaz ve darbe girişimi engellenir. Bu yapılamıyor çünkü genelkurmaydan böyle bir emir gelince daha alt rütbedeki subayların vereceği emirlerin dinlenmesi ve yerine getirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla durum şu. Ceyferi Güven'in tam bu ilişkileri içinde Sedat Peker'in de olduğunu, Hulusi Akar ve Hakan Fidan'la ilişkilerinin bulunduğunu söylüyor. Sedat Peker'in itiraz ettiği şey bu. Diyor ki Ceyferi Güven, yeni bir provokasyon dalgası başlayacak ve burada Sedat Peker rol alacak. Sedat Peker'in bugün apar topar bu açıklamayı yapması nedeni bu. Sen zeki bir adamsın ama bir şey anlamıyorsun. Ben başından itibaren sokağa çıkmayın çağrısı yapıyorum. Evet. Provokasyonlara kapılmayın çağrısı yapıyorum. Senin bu zekan demek ki şey göründüğü gibi değil. Yani sen bir geri zekalısın, aptalsın demiş adama. Sedat'tan hiç ee, bahsetmedin demiş diyor ki, örneğin. Diyor son e, askeri şura toplantısında, CFR Güven diyor ki en önemli askeri şura toplantısıydı. Ağustos 2021 e, toplantısı. Burada terfiye alanlar Hulusi Akar ve Hakan Fidan ekibi terfi ettirildi. Hı hı. Onlar terfi aldılar. Dolayısıyla CFR güven şunu demeye çalışıyor. Hulusi Akar bir hazırlık içinde, bir hazırlık yapıyor demeye çalışıyor. Bu hazırlığı yaparken Sedat Peker'i de kullanarak bazı provokasyonlar yapacaklar. Toplumda bir kaos ortamı yaratabilmek, bir uygun ortam. Örneğin darbe olabilir demeye çalışıyor Ceyferi Güven. Ben şöyle değerlendiriyorum. Ceyferi Güven FETÖ'yü temize çıkarmaya çalışıyor. Hmm. FETÖ'nün darbe ve darbecilikle bir ilişkisinin olmadığını, aslında bütün her şeyin Hakan Fidan ve Hulusi Akar tarafından planlandığını söylemeye çalışıyor ama bunu söyleyecek cesareti de yok, bunu söylemeye dili de varmıyor. Ama diyor ki önümüzdeki dönemde bu olabilir. Çünkü Merdan Yanardağ da hem cemaatten hem Erdoğan'dan kurtulma planının yapıldığını yazdı. Söyledi ki ben birçok yerde yani hem yayımlamış. kitapta hem, hem kitapta yayınladım. efendim? Videonuzu da yayınlamış hesabında. Muhtemelen bunları söylediniz evet. videoyu. Ee, hem programlarda söyledim hem de darbe içinde darbe kitabında ayrıntılı bir analizini yaptım. Hı hı. Kanıtlarıyla koydum ortaya. Merdan Yanardağ'ın söylediği şey şimdi gerçekleşebilir diyor. Yani önce cemaat aynı anda kurtulamadılar ama... Cemaatten kurtuldular. Şimdi de Erdoğan'dan kurtulacak bir hesap yapabilirler diyor. Ben şöyle düşünüyorum. Aynen Sedat Peker bence son derece doğru bir değerlendirme yapmış. İki şey söylemiş Sedat Peker. Siz iktidarla gizli görüşmeler yapıyorsunuz diyor. Bir, bu önemli. Evet. İki tane isim veriyor. Mücahit Aslan ve Metin Külünk. Kara Kutusu diyor bir de Mücahit Aslan. Ve Metin Külünk üzerinden cemaatle gizli görüşmeler yapıyorsunuz. Siz yeniden AKP ile uzlaşmaya çalışıyorsunuz. Bir. İkincisi de Son e, Ağustos şurasında askeri yüksek askeri şura toplantısında 2001 e, 2021'de yani bu ay yapılan bu ayın başında yapılan askeri şura toplantısında Sadat yanlısı subayların terfi aldığının üstünü örtüyorsunuz. Evet. Bunu görmezden geliyorsunuz diyor. Bence iki tespitte doğru. Ben de aynı kanaatteyim. Bunu söyledim de bunu bir gün gazetesindeki yazılarımda da yazdım. O yazılardan birine de soruşturma açılmış. Acayip düzenin mafyalaşması diye bir yazı. Bugün gittim onun için ifade verdim. Değiştik saçma bir olmuş. sapan bir yazı. Şey saçma sapan bir soruşturma. Yazıyı anlamamışlar zaten. O yazıya soruşturma açmak Türkiye'de yazı yazmayın demektir. Düzenin mafyalaşmasına itirazım var dava açan savcıların anlamadım. Yani bir itirazları yok mu benim gibi? Benim itirazım var. Onların bir itirazı yok mu anlamadım. Her neyse yazılarımda ve e, televizyon programlarında belirttiğim bir durum. Dolayısıyla bir Sadat yanlısı subayların bazıları general yapıldığını ve terfiye aldıklarını söylüyor ve cemaatle e, AKP hükümeti arasında yeniden bir ilişki kurulduğundan söz ediyor. Evet. Şimdi bunlar önemli. O bakımdan e, Sedat Peker'in son e, videosunun önemi burada ve şunun altını çiziyor. Ben böyle provokasyonlarda yokum diyor. Bu provokasyonlarda ben olmayacağım. Tam tersine bu provokasyonları önlemek için elimden geleni yapacağım. Ben kişisel bir intikam peşindeyim diyor. Benim kişisel hesaplarım var. Ben o hesapların görülmesiyle uğraşacağım. Ben o kişisel hesapları göreceğim. Benim ne Hakan Fidan'la ne de Hulusi Akar'la bir ilişkim, bir temasım yok. Hiçbir şekilde tanışmadım diyor. Bu konuda da doğru söylediğini düşünüyorum. Bakalım ya çok acayip şeyler söylemiş gerçekten. Ee, Yok bu konuya bu iktidar, hakim olmayan kişiler... Örnek, i̇ktidar kanadından neredeyse FETÖ'ye karşı hiçbir kötü söyleme olmadığı gibi operasyonların da çok azalması gibi bazı şimdi belirtiler falan onu. da var Hayır. diyor. Bunu siyaseti gelişmeleri yakından izlemeyen hiç kimsenin bu tweetlerden bir şey anlaması mümkün değil. Bu tweetler Hı. çok örtülü tweetler. Hı. Yani son dönemde hükümet tarafından hiç FETÖ eleştirisi yapılmadığını biliyoruz. Bu yeni bir bilgi değil. Yani... FETÖ'yü eleştiren bir bakan duyduk mu biz son dönemde? İlk dönemde de duymadık Hayır. fazla. Ya var tabii ki FETÖ'ye ellerinden geleni söylediler. Fakat bazı videolar dolaşıyor. Bazı videolar dolaşıyor. Ceyfer'i Güven ondan da söz etmiş. Ee, Silivri'deki ve diğer cezaevlerindeki FETÖ'cülerin zehirlenerek öldürülmesini savunuyor. Bazı sohbet odalarındaki tartışmalarda. Bu tartışmalara, bu sohbetlere katılanlar arasında AKP yöneticiler de var. Ceyferi Güven bunlara da işaret ediyor. Yani o video enteresan bir video. Allah Dolayısıyla Allah. E, Sedat Peker diyor ki ya bir süredir AKP yöneticileri hiçbir cemaat ya da hiçbir FETÖ eleştirisi yapmıyor. Hı hı. O buna dikkat çekmiş. O bu ilişkiye bir kanıt olarak anladım, gösteriyor bunu. Anladım. Ama çok örtülü tweet'ler, çok örtülü tweet'ler şeyde eee Ceyferi Güven'in e, videosu da çok e, önemli diye düşünüyorum. Yeniden AKP'yi şöyle korkutuyorlar. Ee, böyle bitirelim. AKP diyorlar ki bakın er, Erdoğan, Erdoğan'ın ben siyasi olarak çok fazla cesur olmadığını düşünüyorum. Tehlikeyi gördüğü zaman geri adım atabilen bir e, karaktere, yapıya sahip. Erdoğan'a nasıl teslim aldı cemaat? Seni öldürecekler, darbe yapacaklar diye. Hı hı. Ankara'da birkaç tane bombalı minibüs yakaladılar, bomba yüklü. İşte bunlarla sana suikast yapacaklardı. Biz bunları yakaladık diye FETÖ'cü polisler Erdoğan'ı ya da suikast yapılacak diye sahte ihbarlarla Erdoğan'ı önce korkutup sonra teslim aldılar. Peki sonra o minibüslerin kimin tarafından getirildi ortaya çıktı? Van'dan, Fethullahçı polisler tarafından getirilmiş. Bütün aramalardan geçmiş. Şimdi benzer bir taktiği uyguluyorlar. Burası önemli. Buraya bütün seyircilerimiz dikkat etsin. Şu anda Fethullahçı çete yeniden Erdoğan'a diyor ki bak sana darbe yapacaklar. Darbeyi de Hulusi Akar'la Hakan Fidan yapacak demiş oluyorlar böylece. Bize yaklaşırsan, bizimle ittifak yaparsan bu darbeyi önleriz diye yeniden ee, büyük oy kaybeden, iktidarı kaybetmenin eşiğine gelmiş Erdoğan'ı ve AKP'yi yeniden teslim almaya çalışıyorlar. Bence bu numara, bu hesap tutmayacak diye düşünüyorum. Burada da Sedat Peker'i kullanacaklar demişler. Burada büyük hata yaparak Sedat Peker'i bulaştırdılar. Ee, Sedat Peker bu işi deşifre eder ve etti. Yani ben dün izlemiştim. Bir arkadaşım benim dikkatimi çekti. Böyle bir videoda senden söz ediliyor diye. Ben onun hı hı. üzerine izledim. Eğer zaten Sedat Peker bugün akşam üzeri bu tweetler atmasaydı, 4 soru dört yanıtta ben, siz sormasanız bile ben gündeme getirecektim bu konuyu. Anladım. Ee, yani şimdi... yeniden cemaat, ilişki kurmaya çalışan bence AKP değil, cemaat. Erdoğan'la ilişki kurmaya çalışıyor. Hmm. Sana darbe yapacaklar diye korkutuyor. Hmm. Bir darbe ihtimali sıfır. Bana göre sıfır. Sana darbe yapacaklar. Bak Hulusi Akar'la Hakan Fidan bir işler çeviriyor diyor. Buna örnekler veriyor. Hmm. Tamam. O yüzden yeniden onu ele geçirmeye çalışıyorlar. Geçmişte yaptıkları gibi. Ergenekoncular sana darbe yapacaklar, suikast yapacaklar, sizi vuracaklar, havaya uçuracaklar diye. Bir baktı e, Erdoğan. Oturduğu koltuğa bile dinleme cihazı yerleştirilmiş. Acayip. Neyi dinleyeceklerse koltukta. Yani olacak iş değil. Tablo bu. Tamam.